Rivayetçiler tarafından şöyle rivayet ediliyor. O şehir, Edirne, karşısında bir tepe vardı. O tepeye sıklıkla Hazreti Hızır aleyhisselam gelir ve o yerlere Müslüman cinler dahi gelirdi. Ne zaman onlar o tepeye gelse, Hazreti Hızır aleyhisselam da o tepede olurdu. Müslüman cinlilerden Minüçihir isimli Hazreti Süleyman'ın cini dahi Hazreti Hızır aleyhisselamı görmeye geliyordu. Derken o esnada askerler eşliğinde bir Adem evladı, Mehdi, elleri bağlı yukarıdan aşağı indi ateş içine. Elleri bağlı kelepçelenip hapse atıldı. Minüçihir anında oraya giderek o kutlu şahsa Mehdi'ye erişip onu kaptı ve Hazreti Hızır'ın katına getirdi. Hazreti Hızır o kutlu şahsı Mehdi'yi görünce şöyle söyledi. Ey kutlu şahıs Mehdi, dert etme. Bu zamanlarda sana ölüm yoktur. Ta ki su gözüne ateş gibi görününceye kadar sana ölüm gelmeyecek. Ölümünün alameti budur. Şimdi vazgeçme. Tebliğine devam et. Kutlu şahıs, Mehdi, Hazreti Hızır ve Minüçihir Edirne'deki o tepeye oturdular. Şehre bakıp yanan ateşi seyrettiler. Zaman halkası tamamlanmadıkça Kayyum Mehdi zuhur etmeyecektir. Şöyle arz ettim. Zindan gaybeti halkasının hapis süresinin tamamlanmasına dair hüküm ne kadardır? Şöyle buyurdu. 10.000. Kayyum Mehdi'nin zuhurundan önce biri Kufe'de diğeri de Basra'da olmak üzere Hazreti Ali'den Gayyip Mehdi'nin beraatine dair iki yazı bildiri okunacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl öncesinden Hazreti Mehdi'nin zindan gaybetinin 10.000 yıl olarak ilan edileceğini bildirmiştir. Yaklaşık 1000 yıllık Gaybet-i Numani kitabında Hazreti Mehdi'nin zindan gaybetinin 10.000 yıl olacağı Hazreti Ali kaynaklı hadislerle günümüze kadar ulaşmıştır.